Simitçi. Simitçide sıradayım. Çok kalabalık. 20 dakika kadar sırada kaldım. Hemen benden önce bir kız çocuğu ve babası var. Babası bir ceket ile boğazına kadar düğümlemiş gömleği ama tertemiz giyinmiş. Ayakkabıları kösele, eski ve yazlık. Anladım ki havalar varsa da o daha kışa varamamış. Çocuk ikide bir, hadi baba acıktım. Gelmedi mi sıra daha diye söyleniyor. Sonunda sıra onlara geldi. Adam bir simit dedi. Çocuk itiraz etti. Baba ben tahinli de istiyorum dedi. Kaşlarını kaldırdı. Sus der gibi sessiz bir olmaz demek istedi. Bozuk birkaç adet parayı uzatırken birisi düştü. Tezgahın altına gitti. Adam diz çöküp almaya çalışırken simitçi, boş ver be abi, önemli değil diye söyledi. Baba kısık sesle, abi başka param yok, eksik kaldı, hakkını helal et deyince simitçi, abi oturun sehpaya, ben getireceğim sıcak çıkınca dedi. Adam eksik para verme mahcubiyetiyle oturdu en köşeye. Ben de aldım simit, oturdum yan masaya. Çay da söyledim. Zeytin de koydular yanına. İzliyorum. Simitçi kızacak mı? Sevecek mi? Onu gözlüyorum. Neyse. Geldi bizim abi. İki tabak yapmış. Ama özel, besbelli. İçinde her şeyden var. Baba hepsini yer de çocuğun yemeyeceği kadar. Tahinli de, simit de, börek de konmuş. Tatlılardan da unutulmamış. Üçte çay geldi. Simitçi abi de taburaya çömeldi. Anlamış tabii, kaç senelik esnaf adam. Kim dilenci, kim aç kalmış biliyor ve yanılmıyor. Sohbet ettiler. Doyunca yediler. Tekrar tekrar çay içtiler. Sonra baktım abi biraz kağıt para çıkardı. Adamın gömlek cebine koyuverdi. Yarın gel, işine başla dedi. Kısmete bak, düştü diye üzüldü. Tezgah, ekmek parası kazanacağı dükkan oldu. Neyse, onlar gidince, ben de çayımı içince, yanaştım arka kapıdan simitçi abiye. Dedim ki, patron, seni tebrik ederim. Hiç rencide etmeden, babasıyla küçük kızın karnını doyurdun. Kimseye göstermeden de cebine 3-5 para koydun. Allah sayınızı çoğalsın. Niye adamsın? Sağ ol abi dedi. Ona söylemedim ama ilkokulu arkadaşım o benim. Yarın gelince işe kendisine de söyleyeceğim. Şimdi utanır ve üzülür de işe gelmez diye demedim. Biz ortaokula, devlet okuluna giderken babası onu özel okula vermişti. O kadar zengindi. Ne oldu kim bilir, yıllar sonra kendisine bir simit alacak parası bile bitmişti. Bakalım, yarın gelsin öğrenelim. Koca dükkan ona da yeter, bana da. Ekmeğimizi bölüşelim.